Hayırlı akşamlar değerli okurlar. 23. bölüme başlamıştık. Semaya karşı çıkanlardı bu bölümün adı. Ve son olarak Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin şu sözünü aktarmıştık. Semaya talip bir mürit gördüğünüz zaman bilin ki onda hala tembellik eseri vardır. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Abdullah bin Urve bin Ez-Zübeyr şöyle anlatır. Büyük annem Esma binti Ebu Bekr radiyallahu anhaya Allah Resulü'nün ashabı Kur'an okunduğu zaman ne yapıyorlardı diye sordum. O şöyle cevap verdi. Onlar Allah'ın kendilerini tavsif buyurduğu gibiydi. Gözlerinden yaşlar akar, dirileri ürperirdi. Ben ona bugün bazı insanlar Kur'an dinliyorlardı. İçlerinden biri düşüp bayıldı dedim. O da Allah'ın huzurundan kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım dedi. Rivayete göre Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, ehli Irak'tan yere düşüp bayılmış bir adamı gördü, sordu. Ne oldu buna? Dediler ki, Kur'an okunmuştu, zikri ilahiyi duyunca düştü. İbni Ömer, biz de Allah'tan korkuyoruz ama düşüp bayılmayız. Allah Resulü'nün ashabı böyle yapmazdı, dedi. İbni Sirin'e Kur'an okunduğunda saralı gibi titreyip bayılan kimselerden bahsedilince o, onlardan biri bizim mi onların huzurunda bir evin üstüne çıkıp ayaklarını açıp oturacak? Kur'an baştan sona okunacak, eğer kendisini yere atarsa o sözünde ve halinde sadıktır, dedi. Bazı sadık müritler için ittifak hasıl olunca bu söz, onları mutlak manada red anlamını taşımaz. Fakat bu sözün manası birçokları hakkındaki ithamı kaldırmaktır. Bu tip bayılma ve kendinden geçmeler bazen yapmacık ve riya olabilir. Bazen bu tip hareketler eksik bilgi ve nefsaniyet karışmış cehaletten kaynaklanır. Fakat insan bunun nefisten olduğunu bilmez. Çünkü nefs sema hırsızlığı yaparak vecd durdurulması gereken bir raddeye varır. Bu ise sıdk sıfatına ters düşer. Rivayete göre Musa aleyhisselam ümmetine vaaz ediyorken biri gömleğini yırttı. Musa aleyhisselama denildi ki, o gömleğin sahibine söyle, gömleğini yırtıp açacağına gönlünü açmaya baksın. Sema eğer parlak bir kişinin sesini dinleyerek yapılıyorsa, ona fitne karıştığından dindar kimselerin bunu reddi gerekir. Bakiye bin Velid, sufilerin güzel ve parlak kişilere bakmayı mekruh saydıklarını söyler. Ata, kalpte arzu uyandıran her bakış hayırsızdır demiştir. Tabiinden biri, tevbe eden, maneviyat yoluna giren gencin, parlak kişilerle oturmasından korktuğum kadar yırtıcı hayvandan korkmam demiştir. Bütün bu sözlerden Sufiyenin bu tip topluluklardan kesinlikle kaçınması ve töhmet yerlerinde dolaşmaktan korunması zarureti ortaya çıkmaktadır. Çünkü tasavvufun tamamı sadakat ve ciddiyettir. Nitekim bir sufi, tasavvufun tamamı ciddiyettir, ona şaka ve ciddiyetsizlik karıştırmayın der. Saydığımız bu rivayetler, semadan sakınmayı ve kaçınmayı gösteren rivayetlerdir. Önceki bapta, şartlarına riayet ve mekruhlarından kaçınmak suretiyle semanın caiz olduğunu zikrettik. Sözü açarak, kaside ile şarkı arasındaki farkı belirttik. Süleha'dan bir grup, kendileri sema yapmazlar fakat iyi niyetle ve edebine riayetle sema edenin semaını da reddetmezler. ...24. bölüm... Semaya ihtiyaç duymayanlar. Bilinsin ki vecd, geçmişte kaybettiğini hissetmektir. Çünkü kaybetmeyen bulamaz. Kendini kaybetme, kulun ruhi varlığı ile beşeri sıfatlarının ve onların kalıntılarının bir araya sıkışmasından meydana gelir. Halbuki kul sadece kul olsaydı, nefsani sıfatlardan sıyrılsaydı, tamamen hür olurdu. Tamamen hür olunsa, vecdin şirkinden ve müdahalesinden kurtulurdu. Çünkü vecdin şirki, nefsani sıfatlarının kalıntılarını avlar. Kalıntıların varlığı bazı ilahi lütuflara mani ve perde olur. El-Husri rahmetullahi aleyh der ki, kendisini vecd halinden sav haline uyaracak birine ihtiyaç duyanın durumundan daha aşağı hal yoktur. Rahatsız edici özelliği ve batındaki tesiri itibariyle sema ile vecd ehli batıl hakkında varid olduğu gibi ehli hak katında da varittir.
Sema'ın tesiri zahirde de görülür. Kulu bir halden diğer hale sokar. Ancak ehli hak ile ehli batılın halleri birbirinden farklı olur. Ehli batıl nefsinin hevasını bulduğu için vecde ulaşır. Ehli hak ise kalbinin muradına erdiğinden vecd duyar. Bunun için denilmiştir ki, sema kalpte yeni bir şey meydana getirmez. Ancak kalpte mevcut olanı harekete geçirir. Batın, haktan gayri bir şeyle meşgul ise, sema onu harekete geçireceğinden, ehli semaın vecdi hevanın eserinden ibaret olur. Batını, muhabbeti ilahiye ile meşgul olan ise, kalbinin muradı olan şeyle vecde erer. Nefsin perdeleri, arzi ve zulmani hicaplardır. Kalbin perdeleri semavi ve nurani hicaplardır. Şuhudu elde etmeye çalışarak fena mertebesine eremeyen, varlığın akıbetine vakıf olamayan sema yapmasın, vecde ulaşmaya da kalkmasın. Bu görüşle ilgili olarak Sufi'nin biri şöyle der. Vecd kanın ateşidir, sözle anlatılmaz. Mimşad-ı Dineveri, rahmetullahi aleyh, içlerinde ilahi okuyan birinin de bulunduğu bir cemaate uğradı. Onlar, Mimşad'ı görünce sustular. Mimşad onlara, biraz önceki halinize dönün. Allah'a and olsun ki, bütün dünya eğlenceleri benim kulağımda toplansa, yine benim düşüncemi meşgul edemez. Bendeki dertlerin hiçbirine şifa olamaz, dedi. Vecd, ehli batıl için nefsin etkisine düşmüş ruhun feryadı, ehli hak için kalbin tesirine girmiş ruhun feryadıdır. Ruhun vecdinin ruhani heyecanı, ehli hak içinde, ehli batıl içinde varittir. Vecd, bazen manaların anlaşılmasından ortaya çıkar, bazen de sadece name ve musiki tesiriyle olur. Ehli batılın semaında nefsin ruh ile müşareketi, manaların anlaşılmasından meydana gelen sema nev'inden değildir. Ehli hakkın semaında ruh ile kalp müşareket halindedir. Bu yüzden onların vecdi sadece nameden oluşan bir vecd değildir. Mücerret ruhun semaıdır. Fakat ehli batılın semaında nefs kaçamak olarak semaı dinler. Ehli hakkın semaında da kalp kaçmak ister. Ruhun namelerden lezzet alması, ruhlar aleminin cemal ve hüsn alemi olması, bu alemde onlarla mütenasip fiil ve söz gibi güzelliklerden ruhun hoşlanmasıdır. Suret ve heykel gibi cansız varlıklardaki tenasüp ruhaniyetten mirastır. Ruh ne zaman tatlı bir name, ahenkli bir musiki işitse bu güzellikten etkilenir. Sonra alemi hikmetin maslahatlarını şeriatle sıkı sıkıya bağlar. Kul için ilahi hududa riayet, dünyada da ahirette de daima maslahatın ta kendisidir. Diğer taraftan ruh namelerden zevk alır. Çünkü nameler vasıtasıyla ruh nefsle konuşmuş olur. Aşıkların remiz, işaret ve ima ile gizlice konuşması gibi. Nefislerle ruhlar arasında esaslı bir aşk vardır. Dişi ile erkek arasındaki karşılıklı sevgi ve aşk tabiata bağlı bir olaydır. Nitekim Allah Teala, o Allah ki sizi bir tek nefisten yarattı ve gönlü ısınsın diye ondan eşini var etti buyurmuştur. Ayetteki ondan kelimesi, aralarındaki ülfet için gerekli olan yakınlık ve beraberliğe işaret etmektedir. Aşk ve name ruha zevk verir. Çünkü aşk ve nameler aşıkları birbirine yaklaştırır. Nitekim alemi hikmette Havva, Adem'den yaratıldığı gibi alemi kudrette de nefs, latif bir varlık olan ruhtan yaratılmıştır. Aralarındaki ülfet, asıllarının apayrı olmamasındandır. Ruhi hayvani demek olan nefs ile ruhani olan ruhun tabiatları birbirine yakındır. Nefs, ruhla aynı cinsten olmakla beraber, insandaki latif ruha yakınlık sebebiyle hayvanlardaki ruhlardan ayrı bir özelliği vardır ve bu yüzden nefs adını alır. Bu duruma göre, kudret aleminde nefsin ruhu ruhaniden yaratılması, hikmet aleminde Havva'nın Adem'den yaratılması gibidir. Ülfet, aşk, dişilik ve erkekliğe nispet hep bu benzetmeden çıkmıştır. Ruh, namelerle şad olur. Çünkü nameler, aşıklar arasında haberleşme ve konuşma gibidir. Nitekim şair şöyle der. Vücudumuzda sadece gözlerimiz konuşuyordu, biz susuyorduk. Hislerimiz ve isteklerimiz konuşmaya devam ediyordu.
Ruh nameden zevk alınca nefs, heva ve hevesle makul bir vecde erer ve kendisine arız olan hisle sallanmaya, hareket etmeye başlar. Aynı şekilde ruh nameden zevk alınca kalp kendi muradı olan vecde erer. Ruhun kendi isteğini alması sebebiyle ceset hareket etmeye başlar. Ehli batılın nefsi kalp semasına göre yer mesabesindedir. Ehli hakkın kalbi ruh semasına göre arzdır. Gelişen, olgunlaşan, rical mertebesine erer. Hal hırsından soyulmuş ve öze talip olan kimse, vadi-i mukaddeste kalp ve nes nalinlerini çıkarır. Muktedir melikin huzuruna, sıt makamında istikrara erer. Sevgilisine kavuşur, müşahede nuruyla namenin günahını yakar. Ruhu, gerçek sevgilisinin asarını müşahede ile meşgul olduğundan, aşıkının güzel sözlerine kulak vermez. Sevgilisine müştak olan aşıkın sıkıntısını, karanlığını aşıklar gideremez. Bu yüzden sema onu harekete geçiremez. Nameler latif münacatla, gizli ve güzel sözlerle beraber ruha tabi olmayınca, manaları idrak şeklindeki bir sema onu nasıl izleyebilir? Ki bu manalar daha da yoğundur. Latif işaretleri taşımaya gücü yetmeyen ağır ibarelere nasıl tahammül edebilir? Anlaşılması bundan daha kolay bir ibare de şudur. Vecd, kaynağı Hak Teâlâ olan bir varidattır. Allah'ın zatını murad eder, onun indinden gelenle yetinmez. Makam-ı kurba erişmiş olan kimseyi nezd-i ilahiden gelen bir varidat meşgul etmez ve harekete geçirmez. Varidat, kulun Allah'a uzaklığını gösterir. Halbuki kurp makamındaki kimse aradığını bulmuştur. Onun varidatla ne işi olabilir? Vecd ateştir. Rabbini bulanın kalbi nurdur. Nur, nardan daha latiftir. Kesif olan, latif olana hükmedemez. Cenab-ı Hakk'a alemi ezeliğide verdiği sözden inhiraf göstermeyen, istikamette ciddiyet üzere yürüyen, manevi bakımdan yetişmiş bir kimse, sema anında vecd duymaz. Kendisine bir gevşeklik arz olur ya da Allah Teala'nın iptila ettiği kusurlar ona mani olursa, sıkıntıları çeşitli iptilalardan ibaret olur. Yani ona bir varlık arz olur. Ki bu sayede vecde eren kimse, iptila anında kalp perdelerine kulluğun dönüşünü idrak eder. Hak ile olan ayağa kayınca kalbi üzere sabit olur. Kalb ile olan ayağa kayınca nefsinin üstüne düşer. Şeyhlerimizden birini bir başka şeyhin sema esnasında vecde geldiğini ve kendisine sendeki bu hal nereden diye soranlara biri geldi ve onun gelişiyle beni bu varidat yakaladı dediğini hikaye etmiştir.